hoş geldiniz. Niye duyup da gelmiyorsun? Ben aradan gördüm. Kalabalığı görünce dedim artık bu sefer herhalde ödeme yaparsınız çünkü. Ortalama hesap yaptım. Bu sefer alırım gibi geliyor. Arkadaşım niye ödeme yapayım? Şuradan geliyorsun Selami Çeşme'den. Ama çok trafik var, çok yaktı. Neyle geldin? İşte arkadaşlardan aldım. Dolmuş lan. Çok heyecanlıyım şu an. Mahalledesin, ne düşünüyorsun? Evet. Çıkayım arkadaşım ben. Kendi mahalledesin, geri zekalı gibi durma. Burada evet. Bari adam ol. Mahalledeyim de arsa sahibi değilim yani. Mahallede oturuyorum ben. O yüzden... Olsun. Hepsi evet. Tanıdığın insanlar. Evet. Hepsi İnsan sayan... tanıdığı ortama girince böyle mi olur? Evet hocam. Git geri. Gideyim. Komple gideyim. Hayır. Çok... Çıktığın yere git. Ben bu tarafta böyle algılanacağını düşünmemiştim. Anadolu yakası burası. Otur. O yüzden otomatikman anamı düşündüler. Acıdan güldüler yani. Adam ol. Evet. Yoksa... Evet. Ben ne yapacağımı bilirim. Mahallendesin. Evet. Adam ol. Tamam hocam. Şimdi git çıktığın yere. Arkadaşım benim derdim evet. Seni adam etmek. Evet hocam. Yok ol orada. Çıkmışsın. Aradasın. Erken doğumu bu ne ya? Arkadaşım. Ne çıkmışsın ama geridesin. Aradasın. Arada bir kalıyorum. Vaz mı evet. Geçeyim? Doğmuyorum. Yoksun. Senin için eli havada daha alkışlamamış. Evet. Önden bazı uyanıklar görmüş. Onlar bir tık vurmuşlar. Evet. Arkadakiler daha durumun farkında değil. Evet. Önden bir abi bir tık vursun. Bunlar Anadolu yakası olamaz. Yani... Sen aradasın. Öndeki abi tıkladığı anda at kendin önüne. Estağfurullah. Hadi gidiyor. Ne yapayım? Metabolizmanda sorun var. Yani vücudun senin adam olmaya müsait değil. Evet. Bazı insanlar vardır. Evlenene kadar yürürken adam saymazsın. Kim bu gerizekalı dersin yürürken? Ancak evlenince karısı koluna girince düzelir. O da güzel yani. Al bir bayan sahneye. Evli mi? Fark etmez. Nasıl fark etmez? Kocası varsa ağzımı burnumu kırar fark eder yani. Benim için fark ediyor. Benim için fark etmez. Tabii ki de fark etmez. Vazgeçtim. Çağır çocuğu. Kocasını alayım. Çağır çocuğu. Çocuğu gelsin. Hayır. Bizim çocuğu çağır. Ailece gelsin. Bizim çocuğu çağır. Bizim çocuğumuz mu var? Hala da kırbacı sorguluyoruz yani. Arkadaşım. Ya garip bir şey yani. Bunu dert etmememiz lazım. O bir tane... Bizim çocuğu çağırsana. Şeyi, huzurlarınızdan minik. Sen kimsin ben? Merhaba, nasıl gidiyor? Ne yapayım? Hocam bir tane bayan çıktı sahneye. Orada dursun, önemli değil. Otur ablacığım, artık orası senin. Geç yerine, müzisyen arkadaşım. Bizim salak hala bir baltaya sap olamadı, müziği ver. Abi. Bu mu o müzik? Bunda kaç parça kayıtlı? Kestik. Müzisyen arkadaşım ben de anlamadım gerçekten bunu. Bizim salak geçmiyor bunun içinde. Ha bu. Evet arkadaşım. Siz aranızda anlaşıyorsunuz. Bir ben baltaya çıkayım. Sap olamadın. Evet. Al sahneye bir bayan hemen. Senden yaşlı olsun. Abla gel. Senden benden büyük olsun. Benden büyük mü? Evet. Ruhen büyük. İyi al hadi. Gel abla gel sen ya. Benim tatlı bir insan benim. Demin geldi çünkü şey yapamadım. Merhaba. Tamam. İsmi var mı sor bakalım. İsminiz ne? Yağmur. Yağmur. Hoş geldiniz aslında. Neymiş? Efendim? İsmi neymiş? Dinlemedim hiç. Yağmur, Yağmur. Yağmur Hanım. Tamam. Yağmur Hanım evdesiniz. Bu salak gene eve gelmemiş ve iş bulamamış. Size de söz vermiş. İş bulamazsam bu eve gelmem diye. Şimdi geliyor eve. Siz bekar mısınız ablacığım? Evet. Niye? Kısmet olmadı. Hayırlısı. Kestik. Yağmur Hanım bir dakika gelir misiniz öne? Abiniz falan bir şey var mı? Hayır. Ablacığım sen git. Yok mu kimse yakınlarda? Erkek arkadaşım. Ben!
Bizle mi çalışıyor? Bizle beraber mi? Yok, hayır, izliyor şu an. Nerede izliyor? Arkada. Abi nasılsın? Ya bizim mahalleden şimdi tanıdım Yağmur ablayı. Süper. Otur ablacığım, sen yorulma. Arkadaşım. Yağmur Hanım, evdesiniz. Yatıyorsunuz evde. Ben de apartman görevlisi. Servis mi? Ortada evde yatıyorsunuz. Yatayım mı? Yatmadan önce söz ver, yemin et de ki bugün iş bulmadan gelmeyeceğim karıcığım de. Siz çok şey yapın. İşsiz güçsüz bir adamsın. Babam beni sana nereden verdi falan. Buyurun. Merhaba karıcığım. Nasılsın? Nerede oturuyor tam? O buraya gelene kadar ben kaçarım. Sen onları boş ver, iş falan. Evet karıcığım, kesin bugün başıma iş açacağım. Tam nerede oturuyor? Arkadaşım. Evet. Gönderin sevgilisini sahneye, adam ol. Gelecek zaten, bir kıpırdanma var orada. Ben yavaş yavaş anlıyorum kim olduğunu. Yağmur Hanım, daha yüksek sesle, daha iyisiniz. Artık toleransınız kalmamış. Tolerans. Bıçak yemeye dayanmış. Bu geri zekalı her gün eve iş buldum bahanesiyle geliyor ama bulamıyor. Evet. Buyurun. Evet. Ne evet be? Sert giriyorum hocam. Arkadaşım, hem suçlu hem güçlü olma. İş güveysisin sen. Evet. Hayatım, bugün çok güzel bir iş buldum. Kadın sadece evet dedi. Evet be, evet deme bana. Vurayım ağzını okuyayım. Hadi. Yağmur Hanım, girsenize çocuğa. Lan oğlum, girsenize lan. Hayır. Değil. Nereye Yağmur gidiyorsun? Hanım, mevzuya girin ama bağırarak. Tamam. Buyurun. Sen bu saate kadar neredesin? Yağmur Hanım, adam evde duruyor. Sen iş bulmadı, o yüzden. Sizin derdiniz adam niye evde oturuyor? Bence bu gitsin, sevgilisi gelsin ya. Bu çocuk en azından daha yumuşaktır ya. İş bu nedir ya? Geldiğini zannediyorum. Tamam, tavrınız çok güzel. Hocam ama... Allah kolaylık versin. Nasıl bir şey bu ya? Arkadaşım, iç güveysi ol. İç güveysi. Evet. Tamam. Al şey, tamam. Mütevazı. Evet, tamam. Ezik şey var. 3, 2, 1. Gir Yağmur. Sen iş buldun mu bakayım? Ağzımı kırarım buna. Arkadaşım. Ama gergin ben yani. Bu şekilde olmaz ki. Bu... Arkadaşım. Benim de bir haysiyetim şeyim var yani. Kurban buna... olduğum sen sümsüksün. Yine geldin. Hoş geldin. Sen o sırada sen dişini gel. Fırçalıyor. Ben? Sen dişini fırçala. Sen de arkadan banyonun kapısını aç, dağın diye kapat, bağırmaya başla Yağmur. Arkaları fırçala, arkaları. Ben de açık konuşayım. Açık. Ben azınlarını. Azınlarını fırçala. Az kalan. Ne? Azınlarını. Azınlarımı mı? Huzurlarım mı? Arkadaşım. Ağzınlarını. Hocam var ya, sana güzel ediyorum maşallah ya. Evet. Fırçala arkalarını. Fırçalarken kapıyı açar Yağmur. Dan diye kapatır, müzik yüksel. Seyirci, kapıyı kapatsana. Kız açtı, seyirci niye kapasın ya? O kapasın yani. Ses yapsın. Ya bu evlilik yürümez, çok açık arkadaşım, konuşuyor. Arkadaşım, gir Yağmur banyoya. Sen de türkü söylüyorsun dişini fırçalarken. Dişini fırçalarken. Evet. Gamsızsın, gamsız. Gamsızın da içimden söylüyorum ben size. Arkadaşım, söyle türküyü. Yağmur, dal. Sen böyle keyifli keyifli dişini fırçalamaya göre. Yüksel. Dişlerini fırçalıyorsun keyifli keyifli bakıyorum. Sen iş buldun mu? Anam ya. Abi gel. Gel buraya. Nerede o? Yeter. Arkadaşım. Ben baş edemem. Arkadaşım. Kimse gelsin. Arkadaşım yapma şunu, sümsüksün sen. Ben niye sümsüğüm ya? Sümsüksün, ben öyle istiyorum. Ay bunun kenarı ya. Ne dedin sen? Efendim? Ne dedin canım? Kıvılcım çıkacak dedim. Çıkmaz, bir şey olmaz. Gel bakayım. Ne, oraya mı? Hayır. Buraya gelirsen kıvılcım çıkar. Evet, bağırınca sana sümsük bir şekilde sana söz veriyorum, bugün iş bulup da gelmezsem şerefsizim de. Hayatım, sana söz veriyorum, ben bugün bir iş bulup geleceğim. Yani ben biliyorum ilişkin sizinle ilgili. Bu kaçıncı? Bağırma lan! Ya ben bahçelerde. Ne dersin, kafanı yarsa bile sen tamam karıcığım de. Hayatım. Sen de çok yüksek oyna Yağmur. Ha Yağmur. Buyurun.
Hayatım söz veriyorum, bugün çok güzel bir iş bulup geleceğim. Gerçekten, çünkü ilişkimizdeki tek problemim benim maddi... Bunu kaçıncı söyleyişin hatırlıyor musun? İlk. Hayır. Değil mi? Daha önce söyledim ya. Ben ezberledim. Hayatım söz veriyorum sana, bugün bir iş bulup geleceğim. Gerçekten çok mahcup. Bu ne? Ne? Haklısın ama bu sefer sümsükleş, gerçekten... Sümsükleş, o yükseldikçe evet, sen sümsük, bugün sümsükleş, lütfen. Hayır, sen... Ha, ben şey olur. Ezil, okumuştukça sen ezil. Bugün söz veriyorum, bu işi çözeceğim. Yani... Ağlayarak, acıdır kendimi. Her zamanki gibi, hala izliyorum, çok iyi izliyorum. Bugün gerçekten çok güzel bir iş buluyorum. Vallahi billah. Yağmur, üzüldün mü? Beğenemedin mi? Öbürü gelsin. Gel abi. Ya nerede şu gelsin ya? Mukayese ettiği şeyi görelim ya. Nedir ya? Ne abi? Neymiş yani? Arkadaş. Beğen, onu beğen. Arkadaşım. Beğen. Ne? Böyle kalçanı çıkarıp kerkine gezme çocuk. Gelip var, oruçtan var. Ne yapayım? Evet. Söz ver git. Hayatım sana söz veriyorum. Bugün gerçekten şahane bir iş bulup geleceğim. Bak bekle beni, akşama o sürpriz haberiyle geleceğim. Tamam, öpmeye çalış, kız izin vermesin. İzin verme. Evet. Belki küçük dile fırça değdi ya, ondan olarak kaçıyor. Ya, zedeli tamam. Olmuş. Tamam, şimdi çık. Evet. Yürü. Evet. Ablacığım sen git yerine, tekrar alacağız. Evet. Yok, iş yok. Döneyim eve? Hayır. Evet. İş bulman lazım. İş yerde bul. Bir gazete bul. Aa, yerde gazete var. Aa, dergiymiş lan. Oku bakayım ne yazıyor. Ocak ayının güzeli... Arkadaşım! Onu at! Niye, yok yok, dursun. Başka gazete bul, ilan sayfası olan. Aa, bu ne be? Ocak ayının güzeline ulaşmak arkadaşım. İçin... Arkadaşım! Ya onunla ilgili ilan vermişler. Onun değil altındakine mi? Bak. Şubat ayının... Onun altındaki... Mart ayı devam eder bu. 12 tane sayarım buradan. Sağa dön. Sağa dön. Öyle değil, gazetede sağa dön. Evet. Gazeteyi ortala, sağına dön gazetenin. O ama bu. Tamam, sağına dön gazetenin. Ve ben sana okutuyorum, sen oku. Ben yazıyorum, okuyor musun? Hayır. Yazıyorum şu anda. Ağzımla daha şu yazıyorum. An yazıyorsanız ne okuyorsun? Ağzımla yazacağım, dinle beni. Ağzını. Dinliyorum hocam, ağzınızdan çıkan. Kulübümüz için eğlendirikçi... İnsan lazım. Böyle kişiler varsa gelsin. Böyle biri yok. Arkadaşım. Başka da ilan yok. Başka da ilan yok. Hayır. Sen o ilana gitmek zorundasın. Çünkü karına söz verdin. Ya tamam da normal bir iş bulacağım diye söylüyor. Gezici... Aç oradaki telefon numarasını ara. Ara o telefonu. Ha, telefonu almadım ki yanıma. Arkadaşım almışım. Almışım. Ne yapıyorsun? Katlıyorum. Ulaşılamıyor. Arkadaşım! Arayan numara size ödemeli görüşme yapmak istiyor. Kabul ediyorsanız 1'e basın. Hayır, etmiyorum. Arkadaşım sen beni arıyorsun. Koca gazete beni ödemeye arıyor ya. Sen arıyorsun ödemeni. Ha, ben arıyorum, bana mı anons yapılıyor? Evet, sen sümsüksün ya. Hangi gerizekalı şebeke bu? Benim yaptığım aramayı bana bildiriyor. Koy şunu kulağına. Alo. Efendim. Aa, ödemeliyle görüşecektim. Lan sen aradın, ben 1'e bastım ya. Ben nereden göreyim senin kaça bastığını, gerizekalı mısın? Oğlum 1'e basmazsan ödemeyi kabul etmiyorsun ki. 2'ye bassam ödemeyi kabul etmiyorum demek. Ödemeli arayıp kaça basınca kaçıp... Lan bir sus lan! Ya kapat ya! Kapatma! Ya ödemeli taştı, gene bana yazacak ya! Arkadaşım karşı taraf 1'e bastığı için ona giriyor. Sana bir şey olmaz. Konuş. Bir daha kapattık ara. Kapattık telefonu. Efendim? As bana yazdı. Ödemeli yazmadı. Görüyor musun bu sefer? Direkt bana yazdı. Adama ya. Adama de ki açana 1'e bas, 1'e de. Geçti artık, açtıktan sonra istersen ayağıyla bassın. Efendim? Alo? Efendim? Bire bas, çabuk bire bas. Çabuk bire bas! Bip. Lan kaça bastın? Bire. Bire basmadın ya. Bire bastım oğlum. Lan oğlum, laminör çıktı ses ya.
Lan gerizekalı. Telefon benim önümde. Neye bastığımı benden iyi mi bileceksin? Bire bastın değil mi? Bire bastım. Bak telefon ne oldu? Bire bastım kardeşim. Tamam. Söyle ne istiyorsun? Hocam rahatsız ediyorum. Ben gazetedeki bir ilanla ilgili aradım. Eğlendirikçi misin? O ne saçma bir laf onu bilmiyorum ama işte ben ilanla ilgili arıyorum yani. Ha, her türlü eğlendirikçi. Sahneye çıkıyorsun, müşteri ne istiyorsa yapıyorsun. Tabii tabii, boru dansı falan hep erotik. Herkes mi bilir ya? Herkes mi bilir ya? Alo? Ha, yalnız direkt sizi görmemiz lazım. Ha, direkt evet, direkte de olabilir. Hayır, direkt sizi görmemiz lazım. Evet, çok önemli bir şey soracağım yalnız. Sor. Bire bastın değil mi? Kapat lan. Adresi alsana. Kapattım ya. Tamam, adresi almışsın, gidiyorsun adrese. Nereden almışım ya? Nereden almışsın? Hadi. Evet. Geliyorsun. Arıyorsun. O sırada patron gelsin. Prodüksiyon, patronu gönderin. Patron kim ya? Fark etmez, kim varsa gelsin. Nasıl fark etmez ya? Ya prodüksiyondan biri gelsin. Prodüksiyon. Gel Sarp. Sarp, telefonla konuşuyorsun. Evet. Yine mi buradasın lan sen? Yaklaş yaklaş Sarp, bir şey yapamaz, korkma. Ben telefonu mu arıyorum onu? Hayır, sen geliyorsun, ha. Burası mı diye soruyorsun. Gel sor. Sarp dinleme onu, telefonla konuş. Hocam merhaba. Burası mı? Alo. Buradayım ya, aramıyorum. Gerizekalı mı patron? Konuşsana patronla. Hocam burası mı? Tamam tamam, gönderin malları, çıkar. Daha ne göndersinler, malın kralı burada. Yolla. Beni dinlemiyor ben. Arkadaşım ilgisini çek adamın. Hocam. Yürü Sarp, konuşarak yürü telefonla. Ha? İlgisini çekecek hareketler yap. Ya. Arkadaşım. Ne yapayım ben? bir saniye alacağım. Alo. Hocam karşı tarafa zor, bire basmış mı? Çok önemli. Çok önemli, çok yazıyor çünkü. Aksi takdirde Sarp, çok... telefonu durdur, azarla onu. Evet. Ha. O ne, nasıl bir telefon? Yumurta telefon mu o ya böyle? Sarp, telefonu bir dakika gidiyorsun? Durdurup azarlasana bunu. Evet. Ya bir dursana arkadaşım, telefonda konuşuyoruz ya. Sana bir koyarım bir de yerden yersin. Arkadaşım, patron o patron. Sen ben, mazlum ol, mazlum oyna. Ben bilmiyorum ki şu an patron oldum. Ben o patron, görmüyor musun? Patron ol bakayım Sarp. Patron ol bakayım. Çok güzel patronsun ya, gerçekten. Tamam, sümsük ol, mazlum ol, gel. Dikkatini evet. Çek adamın. Ver fırçayı Sarp. Ya bir dur. Ben bekliyorum. Siz telefon görüşmesini bitirin, ben bekliyorum hocam. Söyle telefona. Ha dur bekle. Şurada eleman var, konuşayım. Tamam canım. Tamam. Efendim merhabalar. Tolga İş ben. Bu gazetedeki saçma ilan için geldim. Tam ne arandığını da bilmiyorum ama ben özelliklere vakıf olduğumu düşünüyorum. Ne arıyoruz biz? Sen belanı arıyorsun. Ne demek ne arıyorsun? İşin patronu ne aradığını bilmiyor. Ben bununla nasıl çalışayım ki yani? Arkadaşım sahnede bir madde var. Çıkın var. Onu çekince gerizekalılaşıyor. Allah Allah. Sarp, sen beni dinlemiyor musun bir saattir? Eğlendirikçi aramıyor musun sen? Söyle. Merhabalar. Evet, sen eğlendirecek birine benzemiyorsun yalnız. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım. Hayır. Hayır. Bu işi almalısın Sarp. Hayır, bu işi almalısın Sarp. Sen. Ben. Evet. Ben alıyorum. Bu işi almalıyım. Ne et, adamı ikna et kendine. Senin ağzına böyle... Arkadaşım. He. Öyle olmaz. Adam güçlü. Güçlü bir adam. İki kişi geliriz, ağzını bunu kırarız. Arkadaşım. Kırarım. Üç. Hayır. Olmadı. Mahalle çevresi çekelim. Geniş adamın. Arkası sağlam. O açıdan. Ha, maşallah var valla. Sağ ol. Çok aman ne güzel bir şaka. Ne güzel. Tam size göre yani. Evet. Çorlu şakası tam. Evet, çok hissettim şu an. Hocam ben durumda ihtiyaç duyulan özelliklere vakıf olduğumu hissediyorum. İnsanlarla olan ilişkim olsun, efendime söyleyeyim, mütevazi, sümsük, karımın elini alttan tutan o tarz bir insanım. Yani ağlamaya ben, başla, çok ihtiyacın ağlamaya başla. Var. Bunları anlattığında ben çocukla senin. Çocuk ihtiyacın arkadaşım, var senin bunlara. Arkadaşım kestik, bana bak kel. Kestik, bu tarz ilişkileri kestik. Kel. Sana diyorum minik. Sana diyorum. Ha ben de mi? Adama kendini acındır, işi al. Bir tane karım var. Arka sırada bir sevgilisi var. Çok zor durumdayım. Yani hangisine yararayım bilemiyorum yani. Tamam Sarp, de ki ne tür enstrümanların var? Ne çalabiliyorsun? Ne olursa çalarım ya. Alet edevatından bahsetsin. Alet edevatından bahset bana. Vallahi işte pense, kerpeten, o tarz şeylerden. Öyle değil arkadaşım. Sık adama sık. At orada. De ki keman var, zarf var. Keman var böyle. Kemanı mı sıkıyorum? Hayır.
yani benim orkestramda şöyle şarkıcıyım, böyle komedyenim falan de. Ben şarkıcı mıyım? Hem şarkıcısın hem komedyensin. Ha. Çıktın mı millet salon yıkılıyor. Söyle. Hep şarkıcıyım. Yani öyle komik şarkılar söylüyorum anlatamam yani. Efendim ben kendimi hazır hissediyorum. Ağlayarak, acındırarak. Evet. Ha, ağla biraz, kaşındırarak sen, böyle. Sen acındırarak söyle. Ha, acındırarak söylüyorum. Şu an gerçekten hazır hissediyorum. En azından bana bir şans verirseniz sizin sahnenizde çıkabilirim. Gece kulübünde çıkabileceğimi düşünüyorum. Tamam, akşam gel başladı. Akşam gel başladı o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mahcup. Yalnız bir şey soracağım. Demin bira bastınız değil mi? Çok çok önemli ya. O bira bastın git, yani. Git gerizekalı. Git hadi gerizekalı. Sen değil. Ha ben. Sen git. Ben gidiyorum. Nereye? Tamam Sarp, biraz sonra geleceksin. Git müzisyene. De ki benim öyle bir derdim var, ne yapayım? Abi. Hocam hayırlı olmazanlar. Maşallah. Benim ilk karım değil mi? Nereden nereye baktın? Müzisyen o. Evet. Çalarken... Kestik kestik. Şu bizim arkadaki prodüksiyon salağına çıkışı göstersene. Ne? Ha? Sarp, çıktığın yeri bilmiyor musun? Ben mi söyleyeyim ya? Sen gösterme. O dolaşsın orada. Sarp alttan baksana. Sarp gel alttan bak gel. Birisi şunu alsın oradan. Bu gidişle bunu kimse almaz ben söyleyeyim. Galiba gitti. Tamam. Müzisyen arkadaşım sen çalıyorsun. Sen de geliyorsun. Rahatsız ettim diyorsun. Eskiden senin tanışın bu. Tanıyorsun ha. Bir yerlerden. Ondan şey isteyeceksin. Nasıl orkestra kurarım falan. Ha orkestra kurarım. Evet. Hocam merhabalar. Rahatsız ettim. Etmeyin. Merhaba. Kusura bakmayın. Merhaba. Sonra gelirim rahatsız ettim ben. Arkadaşım. He. O hayatı boyunca çalıyor. Bir şey olmaz. Evet problemli biri ya. Merhaba kolay gelsin. Rahatsız ediyorum. Öyle değil. He, değil. Öyle girersen ciddi ilişkiniz olur. Evet. Sanki 40 yıldır o kadar samimisiniz ki. Ha, beraber o... plajda karpuz ekmek yemişsiniz denize girmişsiniz gibi. Evet. Ha. Yani. Vay! Nasıl gidiyor ya? Ben tanımıyorum ki ama onu yani. Tanıyorsun. Tanıyorum lan. Ben seni bir yerde tanıyorum. Plajda gördün değil mi? Ulan beraber karpuz yedik ya gerizekalı. O karpuz muydu? Çok memnun oldum. Ya hocam rahatsız ediyorum. Sana bir iki bir şey danışacağım. Ama sen saçma bir şeyler çalmaya devam et. Şimdi benim orkestra kurmam lazım. Ha? Evet. Bir erotik shop açılışında. Arkadaşım! Ona bir denk getireceğim ya. Ben onu bir gün yapacağım söyle. Yani. Evet. Bana ne lazım falandır. Bu erotik şopu açmak için bana erotik ne lazım? Erotik şop değil. Değil, değil. Kurban oldu. Kafa gitti yapma. O. Bir kere gitti mi zor burada akrabalığın var. Var, var. Onlar yapma beni tanıyor şimdi. Zaten. Evet. Tamam. Evet, çocukluğumdan beri bilirler beni. Şimdi hocam benim bir tane orkestra kurmam lazım. Bir gece kulübüyle anlaşmak üzereyim. Fakat nasıl orkestra kuracağım bilmiyorum. Ne lazım sana? Bana işte mala lazım, beton, çim... Ne lazım? Orkestrada ne lazım? Çoğu lazım. Kardeşim nelerden hoşlanırsın? Söyle ona göre söyleyeyim. Ha hocam Brezilyalı. Benim tarzım Brezilyalı. Arkadaşım. Evet. Alet olarak nelerden hoşlanırsın? Brezilyalıların kullandığı aletler... Arkadaşım. Evet. Şarjlı olmadığı sürece. Çünkü çabuk bitiyor. De ki keman, keman. Keman. Şarjlı keman. Ha normal şarjlı. Keman. Normal keman. Elektro keman diyecektim. Normal keman. Normal keman yani. Normal keman benim. Bir keman. Büyük keman, küçük keman. Daha sıkıştırılmış. Cep kemanı. Ha. Ha. Ne hası lan? Var mı yok mu? Bana yardımcı olabilecek. Var var. Bizim Burcu var. Burcu kim ya? Kemancı. Tamam işte Burcu'dan bir tane Burcu ver. Tamam. Prodüksiyon Burcu'ya mikrofon verin hemen. Burcu kim ya? İçeriden konuşsun. Burcu'nun telefonundan ara Burcu'yu. Burcu'nun telefonu Burcu'da. Nasıl arayayım onun telefonu? Ara. Müzisyenden al telefonu. Şu manitanın numarasını versene. Manita değil. Değil. Kemancı Burcu. Ha, kemancı Burcu. Burcu. Kemanist. Evet. Kemanist bir insan. Ne oldu be? Dur. Burcu girme oradan konuş. Hocam, dışarıdan sen, konuş Burcu. Sen çok yakın zamanda zengin olacaksın. Oradan konuş. Neyi gösteriyor bana? Açmış 70'e 80 şeyi açmış gösteriyor. Tamam ara Burcu'yu. Evet. Seyirci çaldır Burcu'nun telefonunu. Alo. Çalmadı daha ya. Burcu konuşsana. Alo. Alo. Kim ulan bu? Burcu. Burcu? Evet benim buyurun. Ne yapıyorsun tatlım? Arkadaşım. Manyak mısın?
Ya ne İlk defa tanışıyorsun. E olsun, bu yıldırım aşkı. Olmaz, konuş kızla. Sözleşin, birbirinizi nasıl tanıyacağınızı söyleyin birbirinize, sonra buluşun. Burcu, seninle sözlenmek istiyorum telefonu. Öyle değil, sözleşmek istiyorum. Sözleş, bir sözleşme imzalayacağız seninle. Ara şu Burcu'yu, çaldır tekrar seyirci. Seyircinin hiç iplemediği bir an bu. Burcu, alo desene. Alo. Alo. Buyurun. Ha, müsait misin, geleyim mi? Buyurun diyor ya. Buyurun, kimsiniz? Sen kimsin ya, manyak mı ne bu, kapat ya. Arkadaşım. Ne, kim? Burcu Bey'i aradınız. Hala arıyor, kapan. Cenab-ı Rabbül Alem, kapanmıyor telefonu. Burcu. Kapanmıyor. Sen bir dur ablacığım. Ben şunu bir pozisyona sokayım, sana söz vereceğim. Hep zaten ben, hep. Arkadaşım. Önce kendini takdim et, gerizekalı. Ben şuyum, buyum, şöyle insanım, böyle insanım. Tamam. Evet, yumuşak ol. Sonra da rica et, de ki bana bir keman lazım de. Nerede buluşalım falan. Aa, nerede evet, buluşalım? 3, 2, 1. Ha. Çaldır Burcu'nun telefonunu. Gir. Alo. Alo. Buyurun. Ha, Burcu Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim, buyurun. Aa, rahatsız ediyorum. Buyurun. Ediyor muyum? Yok, hayır, rahatsız etmiyorsunuz. Merhaba, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Bir orkestra kuracağım, onun için bana bir keman lazım. Olur, gelirim. Yok, keman lazım, sizlik. Oho. Tamam, kemanımı getireyim ben o zaman size. Çok teşekkür ederim, çok zarifsin yahu. Sağ olun, rica ederim. Bire bastın mı ben açarken? Buluşsanıza! O zaman Burcu Hanım, bir yerde buluşalım diyorum ki en azından şartları konuşalım. Tamam, neresi uyar size, ben oraya geleyim. Bilmiyorum, böyle rahat bir ortam. Arkadaşım, de ki Selami Çeşme meteorolojik nerede buluşalım. Selami Çeşme'nin orada karşıda benzincinin çaprazındaki şeyde buluşalım, tatlıcıda. Orada tatlıcı yok. Ben oraları bilmiyorum yalnız. Benim? Oraları pek bilmiyorum ben. Nereleri biliyorsun balım? Ben karşı yakada oturuyorum. Ha, İzmirli misin? Senin tam adres ne? Ben oraya geleyim. Tamam. Ablacığım kapat, bizim iş karışır ya, kapat ya. Arkadaşım. Hocam, tamam, sözleşmişsiniz. Nasıl sözleştik ya? Kıza söyle. Burcu de ki seni nasıl tanıyacağım de. Burcu, seni nasıl tanıyacağım? Elimde kemanım var. Burcu, sen de ona sor. Ben seni nasıl tanıyacağım asıl de. Ben sizi nasıl tanıyacağım asıl? Benim de elimde keman yok. Hemen göze batarım orada. Ay, ya yaparsın ya. Anlarsın. Tamam, sözleştiniz. Sen şimdi mal mal bekliyorsun Selami Çeşme ışıklarda. Burcu. Kemancı kız geçiyor. Kapattı. Burcu, gel. Allah'ı varsa bire basmıştır yoksa. Burcu, sen onu tanımıyorsun, geçiyorsun oradan, o seni tanıyacak. Arkadaşım, bak bakayım bu olabilir mi? Olmasa da fark etmez. Arkadaş. Keman, evet, kemandan tanıdım. Ama kemanı görmüyor, ben çanta var, tesisat çantası. İşte onu, kızı durdur bir bahaneyle, test et bakalım içinde hocam, ne var. Abla, kim, affedersiniz? Sürpriz arkadaşım, daha sürprizlerimiz devam ediyor. Allah Allah. Bana doğru gel Burcu. Kız düşmeden sahneden mutlaka durdur. Tabii ki de. Burcu Hanım. Burcu deme. Önce onun içinde keman olup olmadığını test et. Senin içinde keman mı var? Hayır. Ha. Çantanın içinde. Ha, çantan, evet. Evet. Yürürken kız, gel çaktırmadan yanına yanaş, yokla. Korkma korkma, çanta ya, çanta. Tamam, kızcağızın aklı oynadı. Oo, evet bu. Tamam, şimdi söyle. Dur aniden. Şimdi sen de yokla bak, bende keman yok. Oradan anlayacağım. Tamam, nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Dur. Merhabalar. Onun içinde ne vardı? Onun içinde ne var? Keman. Yemin ediyorum içime doğdu ya. O zaman sen Burcu olmalısın. O zaman sen Burcu olmalısın. Çok memnun oldum. Ben de Tolgiş. Ha, bir de çantayı oradan oraya aldırıyorum ama. Çok, ben bir orkestra kurmak istiyorum. Bir dakika. Burcu, sağda tutmak mecburi mi kemanı? Tamam, ben bu şekil geçerim. Hemen tamam. Rahatlatırım. O tarz. Kadınlara karşı yumuşak davranan bir insan. Tamam. Şimdi konuş. Arkadaşım. Keman şeyi ya. Konservatuvar okumuş kız o. Konservatuvar mı? Konservatuvar. Henüz bunu Türkiye'de okuyan yok. İlk siz olacaksınız. Benim laflarıma girme. Laf. Tamam hocam. Burcu Hanım, çok memnun oldum. Gerçekten vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama vazgeçtim orkestradan. Ben CD çalarım. Hayır. Evet. Bana gösterir misiniz de? Ha,
Ben o gizlikalın ayarında bir insan değilim. Ben hakikaten bir orkestra kurmak istiyorum ve bir kere temel taşlardan birisi keman. Kemandan vazgeçemem yani. Neden bilmiyorum. Allah'ın dediği olur çünkü söyle, bilmiyorum. Söyle Burcu'daki çıkan mı seviyorsun de. Çıkan mı seviyorsunuz? Yani içinden çıkan neyse ona bakacağız artık. Ona göre bir şey yapacağız tabii. Yani benim için fark etmiyor. Maksat çalınabilir bir şey olsun. Evet Burcu, göster çocuğa. Bir yerde açman gerekiyor. Bir yerde açman lazım. Burası yeterli değil mi? Burcu'ya bir sandalye verin hemen. İnin üst tadında. Burcu'ya sandalye verin. Dur sandalye çıkarayım. Her şeyi ben mi yapayım burada? Sana demedim zaten. Arkaya söyledim de. Aman sarp getirmesin. Geri gidemez sonra. Daha öne getirin. Daha öne. Daha öne. Evet. Al. Açsın. Buyurun. Aç Burcu. Yalnız biraz daha şöyle açalım isterseniz. Çünkü ön sıralar... Bayağı duble bilet. Bak bakayım. Beğenecek misin? Orada arkadaşın gözü parladı çünkü. Çok güzel vallahi. Yani kemandan arkadaşım, ziyade kemanlık. Duy. Efendim? Ama saygı duy, saygı. Saygı duyuyorum. Gerçekten böyle bir şey istiyorum. Sürsün sen. Ne olursun? Ne olursun bana bir orkestra kurar mısın? Bu işe ne çok olursun bana? Şu an bir orkestra kurar mısın bana? Kurama yapacağım. Eyvallah, görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Hayır Burcu, ben tek başıma olamam, yetemem de. Tamam ben varım işte. Salak, sen şarkıcısın, orkestra lazım sana. Ben şarkıcıyım. Evet Burcu, birbirinizi deneyin bakalım, sesleriniz uyuyor mu? Onu burada anlayamayız. Anlarsın Burcu, şu arabesk bir şey gir. Gir bakayım. Bilseydim içime bir şey giymezdim ben ya. Vallahi o yüreğim kaparınca bayağı kan deveranı yavaşladı benim. Arkadaşım kız çaldıkça sen eriyorsun karşısında. Hı. Burcu bir daha ablacığım baştan gir. Bumcu yaklaş iyice. Eri karşısında. Yıkıl. Yapayım. Yıkıl. Kul köle ol ona. Hayır. Değil. Ya daha sonra. Şu an şey yapıyorum. Evet. O yoldayım ama. Evet. Kıza inanılmaz çarpıldın. Gözlerin kaydı. Niye saçma bir şey mi oldum ya? Ne oldu? Evet. Gözlerin kaydı. Aklın başından gitti. Ne? İyice mi kaydı? Niye evet. Kayıyor ki gözüm ben? Arkadaşım. 40 öyle... yılda güzel bir kız geldi. Ona da gözüm kaydı. Göremiyorum. Yani arkadaş, zaten böyle bir bahtım var zaten. Birden aşık olunca öyle olur. Birden kıza aşık ol. Ağzın, burnun, gözün yamulsun. Ver Burcu. Aşk müziğini. Ağız burun. Kollar, ayaklar. Dağılın. Çok tatlı oldum. Çok böyle harika bir solist oldum. Ayağa kalkmaya çalış ama kalkama. Çalış çalış kalkama. Kalkmaya çalış kalkama. İşte don giyseydim kalkabilirdim. Kalkmaya çalış kalkama. Düşe kalka kalk ayağa. Beni yamulttun Burcu de. Beni yamulttun, Allah da seni yamulttun. Öyle değil. Beni yamulttun, ilanı aşk et ona. Beni yamulttun, ilanı aşk et bana. Hayır sen. Ben ediyorum, ha ben ediyorum ona. Dur. Ama karın var, onu da araya sıkıştır. Ne var? Karın var, onu da araya sıkıştır. Ya boş ver onu o ya. O arkadaşım. Beni... Ya o parçalar beni ya. Olmaz. Ya benim gösterime kocasıyla gelen karım olur mu ya? Oralara girme. Nerelere gireyim ben? Nerelere sen gireyim? Sen yapıştın şu anda. Ağız, burun, gözler, kollar, bacaklar ve Burcu'ya söyle lafını. Burcu. Sikir anne. Sana vuruldum. Harika bir orkestra kuracağım. Orkestranın ismi... Stil. Ne saçma bir şey lan. Böyle bir şey olur mu? Böyle orkestracı mı olur? Burcu, peki ben tek başıma yetemem orkestra için. Başkalarını da çağıracağım sana de. Oo, en sevdiğim. Arkadaşım. Ha pardon, orkestra için. Özür diliyorum. Söyle Burcu. Kafa git. Ben tek başıma yetemem, benim arkadaşlarım çağırıyor. Ben tek başıma yatamam mı? Yatamam. Ding ding ding.
Gitti. 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 Bak bir yer buldum gitti. Söyle. Söyle Burcu. Tek başıma ben konsere çıkamam. Arkadaşlarımı çağırmam lazım. Tamam, onları da çağır. Burcu sesten arkaya gelsinler. Nasıl ya? Arkadaşlar değil, ismini söyle sırayla gelsinler. Başak. Önce Başak gelsin. Gel Başak. Kim ya? Hocam kim geliyor? Başak geliyor. Ne ayak? Başak'la tanış. Tamam. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sor bakayım, onun içinde ne var? Şey yok gibi duruyor. Neyi sorayım ki? Daha yeni tanıştık şu an. Kutunun içinde. Ha, sizin nedir? Viola. Olur. Bence sakıncası yok yani. Ne varmış içinde? Tam anlamadım. Ne varmış içinde? Viola. Sor bakayım, deterjan. Kemandan ne farkı var? Deterjan herhalde bu. Kemandan ne farkı var de. Kemandan ne farkı var Allah aşkına ya. Söyle bakayım Başak, ne farkı var? Biraz daha büyük, daha kalın. Ha, bana da mahallede viola derler. Tamam, çıkar aletini sen de. Viola. Daha böyle pes yani. Hani gören... Tamam. Viola çıktı mı? Çıktı. Başka ne lazım Başak? Violonsel. Daha neler? Şirin. Violonselcinin ismi ne? Hocam ne yaptılar? Ne? Şirin. Gel sen de. Hocam siz nasıl... Verin üç tane sandalye. Şaka mı? Şaka değil. Lan? Git Şirin'i karşıla. En son kırbaç çıkacak. Aha, tamam işte. Saçmalama. Şaka yaptım ben. Onun kızı karşılasana. Merhaba, ama o manitasıyla gelmiş zaten. Ama içinde biri mi var ablacığım? Yardım et kıza çıkarsın. Ben yardım edeyim size. İçimden yeni çıkıyorsanız. Tabii. Ne dedi? Her yerden kıllı bir şey çıkıyor. Ben müzikten hoşlanmamaya başladım. Tamam, onları sandalyelerine güzelce yerleştir. Hepsini al sırayla. Ablacığım buyurun. Çok nazik ol. Ama Burcu'yu gördüğünde yamul. O beni o halimle hatırlıyor. Tamam, hepsini oturt yerine. Buyurun. Volkan, tak herkesin jakını. Ya nasıl bir dümen bu? Ben anlamadım ki. Arkadaşım. He. Şimdi şeydesin sen, kulüptesin. Prova yapıyorsun, provaya başladın. Bu arada prodüksiyon, masayı getirin. Ben de kendi enstrümanımı getirmişim. O ne? Bilmiyorum. Benim program saat kaçta başlıyor? Arkadaşım, o ne elindeki? İşte bilmiyorum artık. Tamam, boynuna tak. Tak boynuna. Tamam, sen de onu çalacaksın. Al mikrofonu önüne. Yan flüt mü? Hocam bu ne ya? Pavyon girişi bu ne? O masa. Müşteri masası. Anladım da bu Emmanuel 4 örtüsü. Arkadaşım al sahneye 5 kişi müşteri. 5 kişi? Evet, 5 müşteri al sahneye. 5 kişi gelsin lütfen. Gel abicim. Buyurun ablacığım, tabii. Benim gözüm sandalye bu... koyun kenarına. Sandalye koyun kenarına. 5'ten fazla alma arkadaşım. Gel 27, hoş geldiniz abi. 28. Evet, merhaba ablacığım, hoş geldiniz. Merhaba yenge, hoş geldiniz. Acele etmeyin, 34'ü tamamlayınca... Hocam ben çıkayım, bana gerek kalmadı. Tamam, şu an 5 oldu arkadaşım. Kontenjanı doldurduk. 5 oldu, bak arkana. Abi olmuş galiba da, ben yönetmen fırça çekiyor bana çünkü. Say bakayım kaç kişi geldi. Evet, 5. Tamam, oturttur onları sandalyelere. Buyurun, hoş geldiniz. Sandalye. Bir tanesini de buraya abi. Yaşa. Ya nasıl bir dümen dönüyor ben... Evet, mekan sahibi de gelsin. Sarp gel. Gelsin kalsın, geri gitmesin ama çocuk. Sarp gel söyle, dükkan Heder full ol. Dolu. Adam gibi eğlendiremezsen senin ağzını burnunu dağıtırım diye gel. Bak mekan full dolu. Full dolu. Sırf dolu olsa zaten bize yetmezdi. Mekan ağzına kadar dolu. Burayı bugün eğlendirdin. Eğlendiremedin. Yarın eğlendirin. Tamam. Hayır. Bugün bu müşteri buradan eğlenerek gitmezse senin ağzını burnunu dağıtır, ayaklarını kırdırır, eline veririm.
bugün bu müşteri buradan gülerek gitmezse, eğlenerek gitmezse senin ağzını burnunu kırdırırım, bacaklarını da kırdırıp eline veririm. Ya, ben de dedim elleri niye kırdırmıyor, demek onun içinmiş. Bir an düşündüm, dedim eller kaldı. Anladım. Süper. Hocam ben elimden geleni yapacağım. Verin bir sandalye daha. Bir bu da benden size ilk gün hediyesi. Bir sandalye daha verin. Ritimciyi gönderin. Şeyi. Evet. Ritimciyi gönderin. Kimi? Ritimci de gelsin. Ritimci? Git konuş arkada kızlarla. Ritimci nerede kaldı ya falan de. Ritimci nerede kaldı ya? Kızlarla konuş. Nasıl gidiyor? Ritimci nerede kaldı? O değil. Senin kızlarla konuş. Benim kızı. Ha. Ritimci nerede kaldı? Başka türlü tanımıyor beni çünkü. Bir tek erkeği gördü gözü o. Ritimci nerede kaldı ya? Aa, hocam merhaba. Siz de gerçekten bir şey mi çalıyorsunuz? Göster çaldığın şeyi. Yılların eğitimi tabii. Tam olarak nereye takıp... Hani o partilerde falan... Olabilir çünkü şu an bir anda... Tamam hocam buyur. Bak ben... bakayım enstrümana. Ben de merak ettim. Evet değişik çıngıl. Çıngıl dediğimiz. Al eline bak bakayım. Evet bayağı şaka gibi yani. Tamam o sende kalsın. Sizde başka alet var mı abiciğim? Tamam kırbacın yanına giderim. Tamam onları da alın gelin. Evet arkadaşım sen o elindeki aletle önce git müşterilere vaatte bulun. Bu akşam neler yapacağım? Bununla size... Onunla değil. Bu akşam genel olarak neler yapacaksın? Kemancı bu akşam genel olarak... Viyolacı Başak'tan bahset. Viyolacı Başak... Hastayım. Arkadaş, müşteriye git tanış tek tek. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? İsminiz? Işıl. Oldu Işıl. Merhaba yenge hoş geldiniz. Abi merhaba nasılsınız? Çok güzel. Abi alkollü galiba hiç bakmadım. Abla isminiz? Burcu. Sizin abi? Arda. Abi hoş geldiniz. Çok, inşallah çok eğlenirsiniz bu gece. Çünkü ben hiç anlamadım ne olduğunu tamam. Yani. Şimdi onları sanki bin yıldır tanıyormuş bin gibi. Bin yıldır tanıyorum gibi. Arda abim gelmiş. Burcu da yanında. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Süper ha. Evet git sahneye. Ya siz yabancı değilsiniz. Benim evde işim var. Bu gece program yapamayacağım. Görüşürüz. Haftaya gelin. Arkadaşım. Ama çık bin... sahneye al mikrofonu önüne. Mikrofonu alsana önüne. Bir de nota sehpası verin buna. Ne nota sehpası ya? Evet. Hocam. Tamam. Şimdi de ki eğlendirikçi olarak bu akşam hizmetinizdeyim. Başla. 3, 2, 1 buyurun. Allah sizi kahretmesin inşallah. Eğlendirikçi olarak başla. Arkaya komut ver. Yap işaretini. Arkadaşım arkaya işaret yapsana. Öyle değil. Ne yapayım ya? Yani önce Burcu girecek, arkadan Başak, arkadan Şirin, sonra ritimler gelecek. Hareketle anlat bunu, kimse anlamasın. Sen de artık sen nereye vuruyorsan hocam. Ha kusura ben onu görmedim bir an. Dedim fazla bir şey çaldırmayayım, canın acımasın. Kusura bakma, alet varmış orada. Hocam iyi misin? Anadolu'ya hoş geldin. Şaka yapma. Yıldı tamam. Evet, dön müşteriye ve konuş. Lan! Öyle değil. Çok eskiden tanıyorum. Hep gelirler. Aramız iyi yani bizim. Ben seni anons edeceğim. Sen arkadan gel. Evet. Dön arkanı. Arkadan geliyormuş gibi yap. Dur. Ha. Oradan arka arka gel. Sonra dön. Sahne dünyamızın gülü. Gazinomuzun bülbülü. Şıkan müziğinin gelmiş geçmiş en yay... Ne oldu? Şıkan... Şıkan ne ya? Şıkan müziği. Orkestra öyle ya. Şıkan müziğinin ve bilumum diğer müziklerin hepsini... Hepsinin. ...içinden çıkarıp okuyan çocuk. Peki bu müziği oraya yerleştireni bulmak lazım. O kim? Arkadaşım. Ben seni anons ediyorum. Sen anons ettikçe şişsene. Ve her anonsta şişim şişim şişen, egosu yerlerde, ne? Ama sesi tavanda. Ne bakmayın lan? Siz tipine, bülbül geliyor, geldi. Gelsene bak. Ne lan? Hocam şaka mı bu? Bilmiyor musun bu şarkıyı? Vallahi mı? Kağıda yazdım, oraya koydum.
Ha bu o mu? O. Önce bir oku istersen içinden. Şeyler toplamış. Öyle değil gerizekalı. Ha. Daha doğal dur, değil mi? Dur, daha doğal. Dur. Daha doğal mı? Dur dur kestik. Şey Başak Viola hop. Başak. Ya. O Burcu. Arkadaşım. Evet. Ben o kağıda yazdım. Kağıda. Kağıda boğul inşallah. Sen bunu bilmiyor muydun? Bilmiyorum, öğreneceğiz artık. Bir kere arabada Tanju Okan söylerken sen de söylüyormuş gibi yapıyordun. Kulağına girmedi mi? Ben şarkı sevmiyorum hocam. Tamam, müşteriye vaatte bulun önce. Şarkı sevmeyeceğim. Hayır. Ha. Önce de ki hoş geldiniz. Hoş falan. Geldiniz kızlara, bu akşam. Kızlara sanki onlarla her an flört edecek kişi gibi davran. Pislik yapma. Babası var, kocası var. Pislik yapma. Tek yumuşak gelmiş. Ol, yumuşak. Kocası olsa buraya onda gelirdi. Tek gelmiş. Abinin ismi neydi ortadaki abinin? Abinin ismi ne kız? Abi sizin isim neydi? Ha orta, abinin ismi ha. Sizin ismi ne abi? Ziya. Olur. Ha, Ziya Bey ve ailesi onlar tamam evet, mı? Evet evet. Karısı, kızları ve oğlu. Evet. Aa, tamam. O zaman bize hiç iş çıkmaz bu gece burada. Ziya Bey'e çaktırmadan kızlarla flört ediyorsun yumuşak yumuşak. Tamam mı? Öbür kız 9 yaşında. Öyle mi ablacığım? Yani 14, 15, 14 tuttu. Tamam onunla etmiyorsun. Işıl'la flört ediyorsun. Tamam Işıl gel. Işıl'a bakarak gel. Sonra birden gözlerini kaçır Ziya Bey'e bak. Ha Ziya'dan mı hoşlanıyorum? Hayır. Ha. Ziya Bey'e bak. Hani bakın Ziya daha şey oldu. Aslında hepinize bakıyorum aya. Hepinize bakıyorum ama Ziya daha kanıma göre. Hayır. O sevdim onu ben. Hoşlan. Arkadaşım. Sert erkek seviyorum şimdi ben. Işıl'a bakıyorsun ya evet. Çaktırmadan. Evet. Ha. Aslında Ziya çakmasın diye ha, sadece Işıl'a bakmıyorum. Gözüne giriyorum ama ben Işıl'dan. Sonra en cüretkar bakışını Arda'ya yap. Uyanmasın işi. Evet. 3, 2, 1. Hayırdır? Gel. Ben gidiyorum ya. Ağzım Ziya Bey. Ziya Bey. Böyle yerlere ilk defa mı geliyorsun? İlkse de sondur inşallah. Daha... O sahneye çıkanın raconudur o. Kızlara falan böyle flört ediyormuş gibi. Arda ne oldu? Niye gülüyorsun Arda? Bilmeme geldi mi? Arkadaşım gel. Işıl'a bak. Ziya Bey'le göz göze gel. Arda'ya cüretkar. Ver selamını, ufaktan şarkıya gir. Harbiden mi? Eşyalar toplanmış, seninle birlikte. Arılar saçılmış, odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen... Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadının. La 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 kadının. La 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 la. Işıl'a bakarak. Ya ben şu an kendimden çok hoşlandım. İçeri gidebilir miyim? Kestik. Arkadaşım evet. Tekrar baştan evet. Ama Işıl'a bakarak. Evet. Evet. 3, 2, 1 yalla. Işıl bayağı dönüyor buraya Arda ya. Arda bayağı ağzını burnunu kırmak kıvamına gelsin. Öyle. 3, 2, 1 yalla. Helal. Ben giriyorum o zaman şarkıya. Söyle şarkı kime söylediğini söyle. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim sen. Bence tamam. Ziya abi bakana kadar bu işte. Tamam. Ziya Bey kalkın ayağa. Ne oluyor lan burada diye vurun masaya. Benim kızıma yok, kim yok. Şarkı söyler? Kim benim kızıma şarkı söyler lan diye. Ne yapıyorsun sen? Kim söylüyor bu şarkıyı? Kim? Ziya
Ziya diye sorsak nereli? Ziya abi bizim mahalleden. Kim söylüyor bu şarkıyı? Ziya abi sen nerelisin? Telifini ödeyen herkes söylüyor abi. Sor bakayım nereli Ziya abi? Ziya abi nerelisiniz? Ofluyum. Ben direkt Ziya abi vurun masaya dağıtın orayı. Benim kızıma bakarak kadınım diyemezsin ulan diye. Buyurun 3-2-1 buyurun. Benim kızıma bakarak şarkı söyleyemezsin. Ne yapıyorsun? Bu ne ya? Ben gideyim mi? Hayır. Git Ziya Bey'i sakinleştir. Mekan sahibi gelsin. Mekan sahibi de gir devreye. Sakin, sakin. Mekan sahibi devreye gir. Ben zaten Ziya Bey'den hoşlanmıyor muyum? Sen kapıyı buldun mu lan? Mekan ben... sahibi gir devreye. Sen hallet şunu ben şarkıma döneyim ya. Beyefendi Allah aşkına bir meyve tabağı gönderelim bir şey yap. Daha güzel daha güzel. Bence hiç dert etme bak şu an 4 kişi daha alabiliriz bu masaya. Tamam sahnedeki herkese teşekkür et gönder elini sık tek tek. Evet. Yenge çok teşekkür ediyorum. Ya çok kusura bakma babanız kızı diye ilgilenmez. Abi merhabalar. Kırmızıcığım. Abi çok teşekkür ederim. Yorduk seni ya. Nasıl gidiyorsun? Ben, babanız mı gerçekten? Evet. Yani. Aa süpermiş ya. Vallahi billahi. Allah sabır versin. Ne diyeyim? Şimdi size bir şarkımla veda ediyorum de. Ne yapıyorum? Bir şarkımla veda ediyorum de. Hış hışı hançer boynuma leleği. Ben onu bileyim mi? Önce bilsem iyi olur mu? Onu arkadaki kimse bilmiyordur. Bilmez. Aldır herkesi. Ver selamı sonra gel. Sonra geleceğim ben o zaman. Herkese tamam. Çok teşekkür herkese ediyorum. Herkese selamlar. O zaman şeyle gidelim. Tamam. Süper insan. Sonra gidelim. Gideyim mi? Gidiyorum. Hadi gidelim. Arkadaşım gel. Sıkışınca arkadaşım gel ya. Ben anlamıyorum ki ya. Manyak manyak. İnsan çirkin olunca ne giyse olmuyor tabii. Estağfurullah hocam. Şahtın şahbaz olmuşsun. Ne oldu bir şey mi oldu? Evet kılıç. İki dakika gülünce hemen gevşiyorsun. Niye öyle duruyorsun? Ağır. Aç bakayım içini görelim. Ben lafları birebir alırım. Arkadaşım, uygularım yayınlanamaz. Sadece kaftanın içini görelim. Aç bakayım iyice aç. Kılıncın yok mu? Kılınç. Ha, görükmüyor. Kılıncını görüken yere koy ki böyle yürürken görüksün. Ne saçma kiralık mı nedir? Evet. Yürü bakayım kılıncını göstererek yürü. Yandan yandan yürüme. Sen normal yürü kılıncın kendisi görüksün. Bu tarafa yürüyünce gözükmüyor ama. O zaman ortaya bir yere tak. İşte bu. İyi. Evet. Yıl 1453 de senin ayağında niye ruganlar var? Ben rugana ilk bulan mıyım? Yıl 1453. Haşmetli ol bakayım. Haşmetli bir şekilde söyle. Bu. İşte Haşmet bu. Olmaz. Bırak kaftanı. Ört önünü. Tamam kaldır omuzları. Kolları aç hafif. Aferin. Çeneyi de yukarı dik. Her söylediğimi yavaş yavaş söyleyeceksin tamam mı? Her harfin arasında yarım saniye olsun. Harfin. Evet. Harfiyen uyacağım tamam. Yıl 1453. Yıl bin... Bir gerizekalı oldum yalnız böyle olunca. Biraz hızlandır. Evet, evet. Yıl 1400... 1400. 53. 53.
Ben padişahın en iyi sadrazamı. İşte arayı açınca böyle oluyor. Ben padişahın En sevdiği sadrazam. İsmin ne? İsmin ne lan? Senin ismin ne? Ben evet. İsmim Çene yukarıda. Çene yukarıda. Sadrazam çene yukarıda. Kollar. Evet. Söyle. Ben sadrazam çenesi yukarıda. Hayır. Muhittin. Çelebi. Beğenmedim. Kendimi beğenmedim. Hayır. İsmi beğenmedim. Çıktığım yere gideyim mi? Hayır. Anladım. Kendine yeni bir isim bul. Ben bilmiyorum. Ben Tolga Çelebi. Çok Osmanlı vari oldu gerçekten. Evet. Yok Muhittin iyidir ya. Muhittin şaşmaz. Tamam. Ben sadrazam Muhittin şaşmaz. Sultan 2. Mehmet'in en sevdiği sadrazamım ben. Evet. Artık duydunuz, tekrarlamaya gerek yok onu. Al sahneye Sultan 2. Mehmet'i. Evet. Sultan 2. Mehmet gelsin. Gerçekten inandın mı abi? İkinci lavaboya gideceksin, arada da Sultan Mehmet olayım dedin. Ne güzel bir hayat ya. Lavaboya gidecek. Arkadaşım, Sultan 2. Mehmet'i çağır. Sultan 2. Mehmet gelsin. Öndedir herhalde, çünkü sultansa davetiyeli gelmiştir. Arkadaşım al ön sıradan Sultan 2. Mehmet'i. Sultan Mehmet, hoş geldin abi. Prodüksiyon, getirin kaftanını. Merhaba abicim, nasılsınız? İsim ne abi? Tolga. Hadi lan. Vallahi. Hocam gel, benim çişim geldi. Sen arkadaşım! Sen devam et. Ya orada oturunca kolay. Tolga. Hangisi? Mahsus yaptım. Ya nasıl şakacı bir şey ya. Dur dışarıda toplanıp gülelim hep beraber ya. Sen çenen yukarıda, kollar açık dur. Çok tatlı oldun, yemin ediyorum. Evli misin abi? Yok abi. Öyle de kalacaksın bu görüntüyle. Sultan 2. Mehmet. Hissediyor musun? Evet. Göster bize. Ulan hakikaten padişah tipi var sende. Sultan 2. Mehmet çadırında 180 gündür işgal altında, bu işgal ettiği İstanbul'u almanın hesaplarını yaparken aklına birden en sevdiği sadrazamı gelir. Gelsin. Geldi. İyi geceler. Gel abi. Arkadaşım gel. Bu kadar. Buraya şımarıklık yapma. Tarihte yazdığı kadar zor değil bu olaylar. Geldi, bitti işte. Mehmet. İkinci Mehmet değil mi bu? Evet. Birincisi ne yapıyor? Pislik. Neyse, yapma. Sonra konuşuruz. Terbiyesizlik yapma. Bir şey yapmadım. Dedesinden bahsediyorum. Ya dedesinden bahsediyorum. Hayır. Allah Allah. Biz bu kadar insan salak değiliz, anladık. Zaten bu kadar insana katmadım. Bir tek sizden bahsediyorum ben. Evet. Sen kendi evindesin. Şey yapıyorsun. Salep yapıyorsun kendine. Birinci Mehmet onu seviyor çünkü. Arkadaşım salep yap kendine. Salep yap. Ben. Evet. Evet. Sultan 2. Mehmet'in aklına gelir. Ulan benim bir sadrazam vardı. Getir aklına. Geldi. Benim bir sadrazam vardı. Konuşma, Mehmet. Yorma kendini. Hiç muhatap olma. Mesaj at bana ya. Ne ya? Niye muhatap olacağım onunla? Sultan Mehmet. Konuşmuyor ki. Sen Sultan Mehmet değil misin? Evet. Devamlı haşmetli bir şekilde konuşuyorsun. Kendi kendine konuşurken de öyle konuş. Kaldır kolları. Öyle değil. Sultan Mehmet'sin diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mehmet. Oho. Sultan Mehmet. Tamam, anlaşıldı. Ben de sana arkadaşımla aynı muameleyi yapacağım. Hayır efendim, niçin? Ben en azından İndir kolları. Şimdi iki kulağının yan tarafında omuz adını verdiğimiz, onları kaldır. Bayağı. Onların az altında dirsek adını verdiğimiz şeyleri... Hah, aferin lan. Tamam. Sultan 2. Mehmet, haşmetli bir şekilde düşünüyorsun. Benim sadrazamım Muhittin Şaşmaz kim bilir nerelerde? Benim
Salep'in dibi yandı bu arada. Ben Şaşmaz nerelerde? Hisset içinde Muhittin Şaşmaz. Beni içinde hisset. Sen içinde hisset. Aa! Söyle bir daha. Benim sadrazamım Muhittin Şaşmaz nerelerde? Doğru muydu? Sultan Mehmet, bir kere yürüme, Bumcu seni takip edemiyor. Kafanı dik havaya, haşmetli bir şekilde... Öyle değil! Kalk abi, kalk al piyanoyu falan, kalk ya. Kalk topla şunları, kalk ya. Arkadaşım, ya. Sana büyük saygı duyuyorum. Eyvallah. Tamam. Şiirim, eyvallah. Sultan Mehmet, az hafif dik kafayı, çeneyi hafif kaldır. Tamam. Bumcu, ver bumu çocuğa. Tamam. Oradan söyle. Sen söylediği anda içinde hisset. İkinci Mehmet ilk albümünü dolduruyor. Süper. Osmanlı Remix. İkinci Mehmet, ben sana söylüyorum, sen beni simultane tekrarla, tamam mı canım? Simultane tane ama, acele etme. Arkadaşım sen de Salep'in dibini tutturma. Salep'in. Adam tam senin ismini... Halefinden, Salep'inden buralara gel... Salep'in ne ya? Öyle bir itecek daha icat ama. Ya sen benim laflarımla niye uğraşıyorsun? Yanlışlar. Sen kendi işine bak. Salep'in. Tarçın koydun mu sen, ona bak. Koydum. Dibe tamam. Çöktü bile. Tamam. O senin tamam. Adını zikrettiğinde bir titreme gelsin sana. Oo, şimdi ben sana söylüyorum adam. Mehmet. Yahu. Yahu. Benim bir sadrazamım vardı. Ne oldu? Muhittin Şaşmaz. Titresene arkadaşım. Sen ne demek ki ben erotik şopu açmışım. Arkadaşım. İkinci Mehmet, sen de gülüyorsun. Padişahsın sen, gülme. Söylediği anda sen titredin mi? Ben sana bakamadım. De ki, galiba Devletlum beni çağırıyor. Galiba Devletlum beni çağırıyor. Koş hemen Devletlum'a. Hep yaktın içini, hep. Hayırdır? Bas, zile bassana, adam çadırında. Seyirci uyuma. Kestik, seyirci. O tarihte zır diye ses olur mu? Olmaz. Kuş sesi yapın. Bas zile. Kimin kuşuna denk geldi bilmiyorum. Çünkü çok münferit bir sesti o. Hocam kime denk geldi özür diliyorum. Kapıyı ben mi açacağım? Yok ben açacağım. Bu basıp içeriden girip açacağım ben. Kim o desene, koskoca sultansın sen. Kim o? Açma hemen. Kim o? Ne yapacaksın? Bas şu zile çabuk. Cik cik mi? Kimsin? Nasıl fantaziler var evlerde? Nasıl? Kaftanını at kenara doğru. Kimsin diye bağır. Evet, bas. Kimsin? Ben Sadrazam Muhittin Şaşmaz. Hatırladım. İçine hadi. Konuş abi, içine konuş. Belki hoşuna gider. Ya bağır kız. Aç o zaman kapıyı. Çadırın kapısı öyle mi açılır? Ben girdim mal gibi ya. Padişahım. Eteğini öp, eteğini. Ne oldu? Ne olacak? Osmanlı kendini hançerledi. Ne olacak? Padişah, dur ben öperim ya. Hemen dikme. Padişahım, Sadrazam Muhittin Şaşmaz. O kadar, hadi görüşürüz. Arkadaşım otur oraya. Öyle bakıyor bana. Sen otur yerine, ben onu konuşturacağım. Mehmet de ki ona, benim için rüyaya yatar mısın? Benim için? Rüyaya yatar mısın? Benim için rüyaya yatar mısın? Yatarım padişahım. Sizin için hayatımı bile veririm. O zaman yat rüyaya, ben İstanbul alacak mıyım? Bak bakalım. O zaman yat rüyaya, ben İstanbul alabilecek miyim? Bak bakalım. Tamam. Evet. Rüyanda gör arkadaşım. Gördüğünü bize anlat. İki tane Brezilyalı. Arkadaşım!
Ortaklık kuruyoruz, erotik şop açıyoruz. Arkadaşım, sen şu anda Fethi'yi görüyorsun. Konstantinopolis'i fethettiğinizi görüyorsun. Dur! Hürrem'in ne işi var burada? Daha dur. Nasıl bir şey? Arkadaşım, yat şu rüyaya, rüyanı anlat bize çabuk. Konstantinopolis'i nasıl aldığınızı görüyorsun. Sancağı diktiğini görüyorsun çabuk. Arnavut hareketleri ya. Ne yapıyorsun? İşte ben rüyaya böyle sadrazam. Arkadaşım oldum. Sen Muhittin Şaşmaz'sın. Tamam. Sadrazamsın. Düzgün yat şu rüyaya. Bu işte sadrazam yatışı. Olmaz. Kılıca da dikkat et, bir yerine sokma. Tamam, anlat bize rüyanı. Enteresan bir şey. Konstantinopolis. Konstantinopolis var, iki kız daha var. Hayır. Toplarla dövüyorsunuz. Toplarla dövüyoruz. Sonra evet. Sancağı dikiyorum ben surlara. Sancağı dikiyorum, evet. İnanılmaz bir rüya. Surlarda. Surlarda. Ve birden uyan. Hemen koş padişahına. Padişahım. Kapıyı çalmadın. Konuşma lan. Padişahım. Rüyaya yattım sizin emrettiğiniz arkadaşım, gibi. Arkadaşım daha adamın eteğini öpmedin. Giriyorsun ya, padişahım diye. Padişahım. Ya ne kadar heveslisin sen ya. Abi sadece etek öpüyor. Senin cebinde bilet mi var lan? Evet ya. Padişah bilet almış ya. Arkadaşım çadıra giriş biletidir. Adaletli bir hükümet o yıllarda. Padişahım. Muhittin Şaşmaz, sadrazamınız. Emriniz olduğu gibi rüyaya yattım ve rüyamda çok enteresan bir şey gördüm. Ağlayarak anla. Sadra, şey, ikinci Mehmet, sen de gözyaşları içinde dinle. Daha anlatmadı Mehmet. Burada burundan sok abi, tam göz bebeğine denk gel. Devam. Padişahım, sizin emrettiğiniz gibi rüyaya yattım ve çok enteresan bir rüya gördüm. Ne gördün? Bizim lehimize bir rüya gördüm. Konstantinopolis'in kapılarına dayanmışız. Ben de ağlıyorum. Orusları elinden kaçırdım. Arkadaşım! Aa, olay karıştı. Pardon, çok özür dilerim. Ağlayarak anlat. Brezilyalılar diyecektim. Çok özür diliyorum. Arkadaşım, toplarla dövüyoruz kaleyi. Toplarla dövüyoruz, toplar bize alınıyorlar. Toplarla kaleyi dövüyoruz. Toplarla kaleyi dövüyoruz. Başla ağlamaya Mehmet. Başta ağlama Mehmet diyorum ben içimden. Toplarla Konstantinopolis'in kalelerini dövüyoruz ve en sonunda çıkıp oraya sancağımızı dikiyoruz padişahım. Arkadaşım adam ağlıyor. Bağrına evet. Bastırsana padişah. Ben padişah bağrıma bastırayım. Evet. Sonra onlar beni nereye bastıracak? Evet kalk ayağa. Her ne kadar padişah olsa da senin en yakın arkadaşın. Bastır bağrına. Padişahım biraz bastıracağım izin. Ver duygusal olursa. Müziği. Üzülmeyin yüksel padişahım müzik. Üzülmeyin. Bu gördüğüm rüya hayırlara alamettir. Konstantinopolis Mehmet bizim söyle olacak. De ki o zaman ne yapmamızı önerirsin? O zaman ne yapmamızı önerirsin? Ağlayarak değil padişahsın sen. Söyle de ki o zaman bu görevi sana veriyorum. Git top döktür. Ve o kaleye kuşatın. O kaleye kuşatın. Evet. O zaman git top döktür o kaleye. Bunu kuşatın. Haşmetli bir şekilde söyle. O zaman kaldır git göğsünü. O zaman git top döktür. O kaleye kuşat. Kaleye kuşat. Neyi kuşatacağım kaleye? Kuşat işte. Kuşatın. Ne içtin abi? Kantinde bir tek çay verin diye bu yüzden söylüyorum işte. Der ve Sultan Mehmet arkasını dönüp perdenin arasından arkaya geçer. Gideyim ben. Evet arkadaşım. Şimdi sen top döktürmek için Yeniçerilerden birini çağıracaksın. Git Yeniçeri Ocağı'nın önüne bağır. Ha, en Yeniçeri gelsin. Hayır. Yeniçeri Ocağı'nın önüne git. Dur orada. Ne pişiriyorsun? Ha, ne pişiriyorsunuz lan? Bağırsana. Ne pişiriyorsunuz? Hayır. Senin adamın var bir tane aralarında. İsmini söyle onu bağır. Selahattin. Selahattin Yeniçeri bağır. Selahattin Yeniçeri. Gelsene Selahattin Yeniçeri. Gelmiyor. Aa geldi. Osmanlı'nın çöküşü al.
Böyle bir arpa boyu ilerleyemeyiz. Sen dön bu tarafa, bağır Selahattin Yeniçeri. Sen de aşağı doğru bak efendim diye bağır. Selahattin Yeniçeri. Efendim. Ben mi yukarı bakıyorum? Sen yukarı bakıyorsun, o aşağı bakıyor. Koca sadrazam Allah'ın zibidisine aşağıdan bakıyor. Selahattin. Efendim. Efendinin askı da. Gel oğlum aşağı. Geliyorum sadrazamı. Gel çabuk. Selahattin asansörü kullan. Neyse, gel Selahattin, eteğini öp. Öpeyim sadrazam. Öperken bacağımı kılıçla alma yalnız. Selahattin, Konstantinopol'a gideceğiz. Önce topçuya gideceksiniz. Önce topçuya gideceğiz, biraz çöp şiş yiyeceğiz. Kalk ayağa. Ben biliyorum. Tophanenin orada bir top döken bir adam vardı. Sonra ileride olduğundan ismi de Tophane olacak de. Vay ne yaratıcı bir şey ya. Ben biliyorum. Top döken birileri var. Onların adı ileride Tophane olacak. Onların adı Tophane olacak. Orası değil ya. Onların adı. Bravo. Evet, düş Selahattin. Önüne yürüyün. Al sahneye bir tane top dökücü. Top dökücü. Evet. Top dökücü gelsin. Çabuk. Çabuk gelsin. Orada. Arkadaşım yürüsenize tophaneye doğru. Ha merhaba. Tophaneye doğru. Evet. Gelin adamın dükkanına. Ha. İyice arkaya git abi. Gelsene abi böyle. Merhaba. İsminiz ne abi? Tuğrul. Tuğrul abi, hoş geldiniz abi. Eyvallah. Üstünde tamam. Erotik bir şey yok değil mi? Yok, hiç şey yok. Tamam. Gelsene arkadaşım. Benim burada hocam. Tamam, kapısından dükkanın camdan kafayı uzat, bağır. Ha. Hop, içeride kimse var mı diye. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen tuvaletten çıkınca geliriz biz abi. Yer arıyor orada. Böyle şey olur mu ya? Döküyorduk. Yanlış zamanda geldik. Yanlış zamanda mı geldik hocam biz? Arkadaşım camdan kafayı uzat. Top önce döken arıyoruz biz. Top bırakan müsait değil. Müsait misiniz de? Evet. Tamam. Sen geride dur salak. Dur geride. Sana diyorum arkadaşım. Evet. Hocam. Sen niye salağı üstüne alınıyorsun? Geç önüne Selahattin. Selahattin önüne geçsene bizim çocuğun. Tamam. Kafayı uzat camdan. Vaktiniz müsaitse sadrazamım size gelecek top döktürmeye de. Vaktiniz müsaitse sadrazamım size gelecek top döktürmek için. Döksün döksün. Al, dördüncü Murat boşuna yasaklamadı öyle olayları. Bak kafa gitti. Adam bir şey arkadaşım, biliyordu yasak dedi. Arkadaşım dur orada. Döksün. Dur orada. Top döktü. Dökene sileseyim. Ondan sonra dünya bizim olacak. Al. Selahattin dön söyle sadrazamına. Gelsin dedi. Döksün dedi ulan. Öyle dedi. Döksün dedi. Onu da mı duymadın? Kafan nerede? Hala manitada mı? Evet. Tek ben mi aç kalayım? Kapıyı sadrazamın girsin içeri. Top dökücü sen misin? Benim. Ben yaptım. Hocam sesi nereden buldun ya? Baya 6 numara büyük ya. Tamam, her şey büyük. Gel abi şöyle. Bize bugüne kadar yaptığın en büyük topu yapacaksın. Yanlış oldu. Oldu oldu. Bugüne kadar yaptığın en büyük topu yapacaksın. Zaten yapmışsın demektir. En büyük toptan daha büyüğünü yapacaksın. Daha büyüğünü. Evet. Bunun için çok para lazımdı. Bayağı para lazım bunun için. Top için. Sen beni tanımıyor musun? Ben Sadrazam Muhittin Paşa. Öyle mi? Peki. Sadrazam Paşa olur mu? Olur. Olur olur. Paşa olur değil mi? Paşa. Arkadaşım. Çok büyük. Sinirlen para lafı edince adam. Çok gerginim şu yapma. An gerçekten. Adam para lafı edince çok sinirlen. Selahattin atla hemen, çek kılıcı. Ne diyorsun lan sen falan de. Çok para lazım bunun için. Ne diyorsun lan, ne parası? Selahattin tüm başın dağıldı. Geç yavrum geç. Geç yavrum. Senin kusuruna bakmayın. Dönünce ben bakacağım. Şimdi bize bugüne kadar yapmış olduk... Pardon çok özür diliyorum. Benim biraz kafada kenef olduğu için. Bugüne kadar yaptıklarından çok daha büyük bir top lazım. Prodüksiyon bize. Getir arkadan topları. Top yok herhalde değil mi artık? Ben dökmüşüm herhalde önceden. Bu olur mu de. Tuğrul bunu al. Bu olur mu hocam de. Bu olur mu?
Bu olur mu? Tamam, bunu da kullanırız ama bize bugüne kadar yaptıklarından daha büyük bir tane. Diğerini getirip prodüksiyon. Düşmanı korkutacak bir şey lazım. Bu olur mu? Bu olur mu? Bu güzel, tamam. Olmaz, beğenme. Olmaz, düşmanı korkutacak facia bir şey istiyorum. Getirin diğer topu prodüksiyon. Bir tane daha mı var? Ne yaptınız siz ya? Bunu görünce çok etkilen. Göster, aniden göster. İşte top. Çok etkilen arkadaşım. Selahattin bu. Kaç parasa bağlayın, işi bitirin. Biz bunu alıyoruz. Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Kolay gelsin, hayırlı işte. Uzatma. Al Selahattin omuzuna. Selahattin'in omzuna alabildiği bir topla düşmanı mı korkutacağız biz? Selahattin, omuzuna al topu. Tuğrul, sen de arkadan tut. Arkadaşım, sen de küçük topu al. Bana küçük hep. Şimdi Mehmet'i gönderin. İkinci Mehmet'i. Yürüyün Mehmet'e doğru. Mehmet ver ne? Müziği. Mehmet nerede ki? Mehter yürüyüşüyle gelin. Gerizekalı, kafama girdin. Lan oğlum! Padişahım ben geldim, ipimle kuşağım. Emrinizdeyiz padişahım. Sen mi geldin sadrazam be? Gerizekalı, şimdi ben geldim diyorum, sen mi geldin? Ya bu memleketin işi durumu çok vahim ya. Ben geldim ben. Nasıl? Arkadaşım gururla elindeki topu göster padişaha çaktırmadan. Bununla düşmanı pert edeceğiz. Padişah onu görünce gözlerine inanama. Git alnından öp sadrazamı. Sen dedi ki sadrazam bu daha ne ki? Alın teri olur mu? Herkes de olmaz. Sadrazam söyle bu daha ne ki de? Bu daha ne ki? Göster diğerini. Hürrem, iki dakika dur. Padişah, daha büyüğünü gösterdi, şok olsana. Senin sesine ne oldu? Aa, ne olmuş? Hocam gidelim bak. Bırakalım her şeyi Almanlara. Arkadaşım, şu hikayeyi bitirmemiz lazım, sonu güzel. Nasıl bitireceğiz? Başı güzel değil. Hikayenin başı bu. Sonunu ne yapayım ben? Arkadaşım. Dur. Evet. Diğerini göster. Çok şaşır. Şok ol. İşte padişahım. Bugüne kadar yeryüzünün görmediği büyüklükte bir top. Düşmanı alt üst edeceğiz. Peki bunu nasıl yanaştıracaksın kaleye? Sor. Peki bunu nasıl yanaştıracaksın kaleye? Ya bu... Gemiye koyacağız. Geleceğiz oradan patır patır saydıracağız topları. Peki yani. Bizim gemiler Beyoğlu'nda. Onları nasıl indireceksin Haliç'e? Peki bizim gemiler Beyoğlu'nda. Onları nasıl indireceksin Haliç'e? İşte belediye sponsor oluyor padişahım. Belediyenin eşliğinde tünelden kaydıracağız. Aklıma bir fikir geldi de Mehmet. Dön arkanı. Aklıma bir fikir geldi. Ha, şimdi. Söyle fikrini. Fikir? Lan dünya biliyor. Sen bilmiyor musun? Halice tekerleklerle yaptık bir şeyler mi? Tekerleklerle evet. Kaydırdık gemileri. Anlat. Ya ben orayı şimdi kuramadım. Ha gerisini kurdun bir orası kaldı yani. Sen kaça gidiyorsun? Yok bugün nerede kaça gidiyorsun yani? Burası acayip. Söyle de ki birden dön arkana aklıma bir fikir geldi de. Aklıma bir fikir geldi. Ay, ay. Bir gelsin.
Bunları kızaklar üstünde kaydırarak indirin. Bunları kızaklar üzerinde kaydırarak indirin. Ya nasıl güzel fikir ya. Buran çarpsın. Çok acayip fikir ha. Hiç aklımıza gelmedi ya. Hocam Fadisi olmadı. Vallahi billahi ya. Tamam hocam yapıyoruz. Tamam prodüksiyon. Getirin tamam. Arkadan gemiyi kaydırsınlar. Ne gemisi be? Gemi de mi var? Sen arkana bakma. Görünce birden şok ol. Yok ben şu an şoktayım zaten. Çok sağlam bir gemiye benziyor. Evet. Evet gör gemiyi ve hüzünlen. Çok güzel bir şey ya. Bunlardan daha 800 tane var. Ahşaba ise yani süper. Ne yapayım bunu? Selahattin söyle. Söylesene çocuğum bunlardan 800 tane var da. Bunlardan 800 tane var. Tamam gerisini satan bir tek bu kalsın ya. Şimdi hazır bunu kaydırarak yükseldi. Haliç'e ineceğiz. Şimdi bunu kaydırarak Haliç'e gideceğiz. Ne yapacağız sonra? Yani matah bir şey mi bu? Konstantinopolis'e gidip kraldan bize teslim olmasını isteyeceğiz. Konstantinopolis'e gidip kraldan bize teslim olmasını isteyeceğiz. Oğlum saçma işler bunlar. Vallahi bile kafeleri açın kafeler. Para orada ya. Böyle şeylerle uğraşmayın. Bin şu gemiye. Bin, ben mi? Bin kaya ve... Haliç kenarında sevdiceğine, ailene ve bütün Müslüman alemine selamını ver. Selametlen. El salla, hüzünlen. Deli misin? Neyi aldın ya? Ve... Şaka bu. Arkadan ayaklarından çırp da şey gidin, gemiyi sürdür. Selahattin. Bu top ne yapıyor suyun ortasında? Topları alsana içeri Selahattin. Aferin sadrazam. Sol. En küçük topu verin sadrazamın kucağına. Ya koca sadrazam arkadaşın, ne işi var? Başına bir şey gelirse patlatırsın. Tamam. Evet gidiyorsunuz. Selahattin yürü. Yan kamerayı unuttum. Yürüt yürüt yürüt. Tam kalenin önüne gelin durun. Bağır oradan kaleye. Ne yapıyorsunuz? Allah'ın gerizekalısı Osmanlısın sen. Senin gelişinden korktular zaten. Ha. Kaldır çeneyi. Kolları ayır. Omuzları dik. Evet. Karnını yukarı. Aferin budur işte. Bağır kaledeki güvenlikçilere. Söyleyin kralınıza. Söyleyin kralınıza. Padişahımın emriyle geldim. Ona bir şeyler söyleyeceğim. Adın ne? Sana ne lan? Arkadaşım söylesene. Ya koca sadrazam güvenlik bana bunu soruyor ya. Böyle bir şey olamaz ki. Arkadaşım adını söyle. Bırak oğlum senin kralın gelsin. Çağır. Arkadaşım adını söyle şu adama. Ben sadrazam Muhittin Şaşmaz. İnanmıyorum. O Muhittin Şaşmaz bu Muhittin Şaşmaz mı? Evet. Açıyoruz kapıları. Benim için böyle biraz toplu bir insan derler. Al. Tamam. Atla aşağı. Kılıca dikkat et atlarken. Ya sağ ol. Çağır Selahattin'in yanına. Gel gel. Ne oldu? Gel. Düştü onu al. Ne yap? Kesti bu kılıç her şeyi. Al şunu. Selahattin'e de ki Selahattin sen bacaya çık. Bana bir şey yaparlarsa bacadan atla de. Selahattin sen bacaya çık. Bana bir şey yaparlarsa bacadan haber ver. Selahattin ne yapıyorsun gerizekalı? Ya biraz akıl süzgecinden geçir ya. Selahattin git piyanonun arkasına. Orası bacaymış. Müzisyen arkadaşım kral ol karşıla şunu. Gel sadrazam kralın önüne huzuruna. Hocam nasıl gidiyor ne yaptınız? Sen kimsin bana el atıyorsun ulan. Konuşma lan senfonide iki gün çalıştın diye. Koskoca Osmanlı sadrazamıyım ben. Padişahım sana bir haber yolladı. Neymiş? Dedi ki buraları alacağım dedi. Konstantinopolis miydi? Bu... Ya bana teslim etsinler ya da ya, çok kan akar dedi. Ya bana teslim etsinler dedi ya da çok kan akar dedi. O tarz öyle konuştum. Mi dedi? Evet. İki tane nöbetçi al sahneye çabuk. İki tane nöbetçi al dedi sahneye. Çabuk. Ha ben. İki nöbetçi evet. Gelsin. Çabuk ol. Baba ya geliyor ya. Tamam geldiler gelsinler. Geldiler kral, gelsinler. De ki nöbetçiler tutun de. Abi hoş geldin.
Ben de oynayabilir miyim mi? Gel gel tabii. Hocam Müslüman Hristiyan fark etmiyor. Herkes sıyırmış. Abi estağfurullah. Tamam. Ha. Tutun öne doğru getirin. Evet. Boynunu vuracaksınız. Yatırın. Efendim? Senin boynunu vuracaklar. Lan bastır bastır kafama gitsin. Dur oğlum. Daha yeni ameliyat oldum. L3'ü aldıracak bana gene. Mavili. Mavinin işi çok bir şey gelmiş. Çok hareketler yapma, sert hareketler. Tamam, yumuşak yumuşak. Yapsın yapsın ya. Yapsın hocam. Tamam. Yatırın yere. Eğin kafasını. Ya nasıl bir ya? Bir dakika. Sadrazamım ben. Eğin kafayı. Eğin kafayı ne ya? Alın kafa kafasındaki şeyi. Tamam. Boynunu vuracaksınız. Boynuna vurma ya. Acır ya. Boynunu vuracaklar senin. Kral yaklaş arkadan. Salatalık lan. Neyle vuracağım işte? Gel abi biraz geri. Seyirciye dönme. Tamam. Kral arkadasın. Kralın talimatıyla boynunu vuracaklar seni. Niye ki? Ben ne yaptım ki? Çünkü elçi olarak gönderdi seni. Senin kafanı vurup kelleni yollayacak şeye padişah. Ama elçiye zeval olmaz diye bir laf var. Olur. Sen kaldır kafayı de ki benim boynumu vurabilirsin ama söyle. Çek abla fotoğrafı çek hepsi. Benim boynumu vurabilirsin ama. Benim boynumu vurabilirsin ama. Başka bir yerimi vuramazsın. Hayır. Ne diyeceğim ki ben bilmiyorum ki. Sultan 2. Mehmet de senin boynunu vuracak. 2. Mehmet de senin boynunu vuracak. Hele 1. Mehmet'e hiç değinmek bile istemiyorum. O çok kaldır can kılıcı kırmızılı. Evet. Kaldır kılıcı. Kaldır kırmızılı. Hocam tam beni kılıç korkutmuyor da arkadaki kral korkutuyor. Bak. Çabuk vur, çabuk vur, çabuk vur boynu. Çabuk vur, çabuk. Ben arkadaşım ondan zarar gelmez. Nasıl gelmez ya? Orada ne işi var onun? Buradan seyretsin. Tam kılıcı indirirken Selahaddin yetişir. Selahaddin g***ni toplayıp gelecek de ben. Yetiş Selahaddin. Acele etme ya. Daha sadrazamın sağ elçileri de burada. Tam kılıç indiğinde Selahaddin büyük kılıcını altına dayar. Dur. Adam Selahattin kılıçla saldırıyor. Zekalısı. Dur ne ulan? Dur ne adam? Selahattin elindeki ne? Kılıç yok mu sende? Kılıç işte bu. Al. Al, al, al. Yarasını al. Biz gidip Konstantinopol'u mu alacağız böyle? Evet. İndir kılıcı kırmızılı. Sen de şehadet getir. Ve o sırada Selahaddin'in kılıcı düşmanın kılıcını bozmuştur. Birden kalkar sadrazam ve alır elinden kılıcı. Sırtıma kim bastırıyor abi? Arkadaşım kalkıp alsana elinden kılıcı. Al kılıcı. Ver Allah. Sen de ver. Çıkar çakıyı. Sırt sırta verin. Dövüşerek çıkın kaleden. Sırt sırta verin. Ya yürü git manyak. Bu daha tehlikeli ya. Sırt sırta verin. Yapışın birbirinize. Beton yeniçeri ya. Böyle bir şey var mı ya? Yapışın birbirinize. Arkadaşım yapışsana çocuğa. Ağzını bunu kıracağım yemin ediyorum bak. Yapışsana Selahattin. Dövüşerek gidin. Ya sadrazam dövüşür mü ya? Dövüşür. Dövüşerek çıkın kaleden. Hocam dur bir yerine gelir. Ben kullanmayı bilmiyorum. Zaten yamuğu denk geldi bana. Arkadaşım niye geri geri gidiyorsun? Ön gitsene. Sen niye geri geri gidiyorsun? Hangi ikimizden biri geri gidecek yani? Yandan değdirin birbirinize öyle gidin. Yandan yapışın. Evet. Dövüşerek ön gidin ama aksi yönlerde dövüşün ikinizle. Üzülmez. Savaş kazandıkça büyür o. Yürü. Hocam bir yere gelecek valla. Tamam sen de bir yere alkışlarla yolla. Eyvallah sağ ol abi eyvallah. Gel krala. Gel kralına söyle durumu. Kim? Sen kralına gel. Padişah ya kral. Tamam padişahına gel. Ah. Kralım bir şey söyleyeceğim yandan aldım hafif. Padişahım etek etek
Perşem, etek giymişsin ya. Hayır, öpsene eteği. Ha. Padişahım. Selahattin, sen de Selahattin, yapış. Padişahım, ha, özür diliyorum. Sen benimkini öp. Ayu. Sırayla, hiyerarşik. Padişahım, ben emriniz olduğu üzere gittim. Konstantinopolis'in kralına söyledim. Hiç etim daha geldi. Bunu anlatırken heyecanlı anlattın. Evet, çok gittim. Heyecanlandım buralarım. Hayır. Ha. Böyle, gittim. Boynumu vurmak istediler, öyle anlat. Ha, gittim, boynumu vurmaya kalktılar padişahım. Elimizden geleni yaptık, kurtulduk oradan ama... Padişah, sen çok sinirlen buna. Nasıl olur? Ama aşırı sinirlendin ya. Böyle tepki gösterme ya. Onlar da insan. Bu kadar tepkili olma yani. Tamam diyor ya. Padişah bana tamam diyor. Padişah, havalara zıpla, dövün. Nasıl benim sadrazamımın? Nasıl benim sadrazamımın öyle şeyler yapamam? Çek bunu, çek. Çek, bunları çek hep. Nasıl oluyor? Bunları hep çek, ileride Murat Bardakçı anlatır. Çek. Nasıl benim sadrazamımın boynunu vurdurmaya kalkar o melun? Nasıl benim sadrazamımın boynunu vurdurmaya kalkarlar ya? O melun. Ben öbür tarafa geçiyorum ya. Arkadaşım, gel şuraya. Ben onların kralı çok delikanlı ya. Ben... Arkadaşım, gel şuraya. Hocam, bu kılıç sana batmıyor değil mi? Hemen sahneye bir tane bayan al. Niye? Onun boynunu vuralım. Arkaya gönder bayanı. Arkaya geçiyoruz. Prodüksiyon ağzını, bayan geliyor, onu hazırlayıp gönderin. Ağzını bunu kırsınlar. Ne önerirsiniz Devletlum'de? Ne öneriyorsunuz Devletlum? Ne önerirsiniz Devletlum? Ne yapalım? Emrinizi bekliyorum. Gidelim, basalım. Akıl dolu bir plan, yemin ediyorum. Belli ki düşünülmüş yani, üstünde çalışılmış. Ne içiyorsunuz tam? Ben de kullanmak istiyorum ya. Sek bir şey belli. Evet. Tamam, Selahattin, sen arkadan gir mevzuya. Anlat olanları. Sadrazamım iyi anlatamadı de. Sadrazamım iyi anlatamadı. Sen mi anlatacaksın? Hocam, burada böyle bir hükümette bir karmaşa söz konusu. Kimin ne halt ettiği belli değil. Arkadaşım, sen utandığın için anlatamadın. Selahattin, sen onu överek anlat yaptıklarını. Sadrazamım girdi içeri, krala iki tane bir tekme attı. Devam, matematikte, devam. Kendisi matematikten kaldı. İki tane bir tekme attı. Yani öyle zayıf ki iki atıyorsun bir sayılıyor. Anlat, çok büyüt olayı. Ondan sonra kral pencereden aşağı uçtu. Ha, şimdi toparladın. Şimdi toparladın. Mehmet, ciddi ol Mehmet. Sonra heyecanlanarak anlat Selahattin. Ondan sonra bir baktılar, adam hala aşağıda. Şimdi... Yemin ediyorum, akrabam olsa bu kadar olur ya. Arkadaşım, sen planını anlat şimdi. Benim şöyle bir planım var. Konstantinopolis'i... Dikkat et, arkandaki kılıç çocuğa girecek. Evet, girsin, önemli değil. Benim şöyle bir planım var padişahım. Konstantinopol, gördüğüm kadarıyla, kolay kolay çökertilemeyecek bir yer. Onlar çünkü biraz dinlerine, kendilerine bağlılar. Onları çökertmek için diyorum ki şehrin tam merkezine bir erotik şop açalım arkadaşım. Böylece onları hedeflerine şaşırtmış oluruz diye düşünüyorum. Bence daha yana fikir. Arkadaşım. İleride çok para yapar. Arkadaşım. Bütün o toprakları titretiriz. Çünkü mesleki açıdan böyle bir şey farz. Arkadaşım. Ne tepki vereyim? Buna ne tepki vereceksin Mehmet? Ne yapacaksın ki? Bunu kimse duymadı. Duymadı, düşünmedi de zaten. Yeniden söylüyorsun projeni. Yeniden söylüyorum. Aynı projeyi söylersen... Bu sefer merkeze değil. Arkadaşım. Arkadaşım de ki... Ben toplarla döveyim kaleyi. Lağımcılar alttan girsin. Ben üstten gireyim. Lağımcılarla buluşayım. Alalım kaleyi. Evet, kaleyi alalım. Akşama da kutlamayı nerede yapalım? Olay döndür dolaştır oraya geliyor. Orada öyle bir titreşim alıyorum bu seferden.
Evet. Ben diyorum ki biz alttan girelim. Lağımcılarla alttan girelim. Ben kendi adamlarımla yukarıdan saldırayım. Hem deniz saldırırız, hem kara saldırırız, hem de toprak altından Konstantinopolis'i 2 saatte çökertiriz. Ve kral sen kabul et. Sen mal gibi bak padişah olarak. Padişah kabul et. Tamam de. Kabul ediyorum. Tam gemiye doğru giderken kızı gönderin. Tam gemiye doğru giderken... Ya bir tıkıl ya. Hocam kılıç gerçek bak. Şakası yok. Tam gemiye doğru giderken yolda, oo, yürürken... Ablacığım isim ne? Merlin. Gizem. Ne? Gizem. Tamam Gizem. Gizem, senin ismin Gizem değil. Gavurca bir şey söylesene. Gavurca mı? Çok zarifsiniz ya. Nece olsun? Ecnebi diyelim. Tamam, ecnebice bir şey söyle. Hmm. Ayu. Jillian. Ne olsun? Jillian. Jillian mı? Evet. Jillian çıksın inşallah. Jillian ne ya? Böyle bir şey doğurmuş mudur? Tam siz ya? Gemiye doğru yürürken dalgın dalgın, Jillian kral tarafından örgütlenmiş ve gönderilmiş bir kadındır. Sadrazamı baştan çıkarıp bütün planını öğrenecektir. Beni. Evet, gel Jillian, atla önüne. Ya ben ne kadınlar gördüm ya. Tamam. Arkadaşım. Efendim. Görünce sen de etkilenirsin biraz. O nasıl bir şey ya? Jillian. Kız. Cilve yap adama. Bu kadar çabuk etkilendi mi ben? Evet. Belli, çok Konstantinopolis'e çok odaklanmışım belli yani. Evet, Jillian, cilve yap adama. Jillian, cilve yap. Ne kadar yaratıcı. Olur, sağ ol. Hoş geldiniz. Abla bellboy mu Konstantinopolis'e? Ablacığım nereye hoş geldin? Nereye geliyorsun? Adam kendi memleketinde sokakta yürüyor, Dolmabahçe'de. İşte oraya geldiği yere hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Senin ne işin var? Jillian. Tamam ablacığım. Sen tam onun önüne geldiğinde sanki ayağına bir şey olmuş gibi. Aa, ah diye at kendini yere önüne adamın. Tamam. 3-2-1 gel. Ah. Ah canım şunu vurun acı çekmesin. Arkadaşım. Evet. Canı acıdı. Senin zaafın bu. Hemen etkileniyorsun. Bak. Etkilen. Aa, çok etkiledim. Çok güzel düştün. Helal olsun vallahi ya. Düşmeden değil, kızdan etkilendim. Kızdan etkilendim şu an. Düşmen çok umurumda değil yani. Etkilendim senden. Düşmüş kızları kurtarma cemiyetinde miyim? Jillian. Sen ağzından laf almaya çalış. Evet. Evet. Geçmiş ya. Olsun. Ne oldu sana? Niçin düştün kızım? Bilmiyorum. Ayağım takıldı. O zaman dikkat et bize. Hadi görüşürüz. Kendine arkadaşım bırak. Gitme. Hiç oralı değil. Sen yani. Çok fena tutuldun kıza. Çok Selahattin sen arkadan geldi ki şey olabilir bu casus olabilir diye uyar onu. Şey olabilir bu casus olabilir. Öyle mi diyorsun? Vallahi. Ama çok güzel bir insan. Ama casus olabilir. Ama güzel. Arkadaşım ama casus olup olmadığını anla. Test et kızı casus mu değil mi? Casusun. Öyle değil. Kimliğini iste. Kafa kağıdını ver. Yanımda değil. Aa, kusura bakma görüşürüz. Kafa kağıdı olmadan asla bir bayanla konuşmam. Belki de çünkü anı... Tam arkaya dönerken çaktırmadan birden kızın boynundan tutar çevirir. Çevirsene kızın boynunu. Ölür o zaman ya. Gerizekalı öldürmeyecek şekilde. Ablacığım ben çevirdim ölmemek sana kalmış. Onu ben... Orası ben beceremeyebilirim çünkü yani. Tam çevirirken Selahattin de önden kolyeyi koparır alır. Çevir. İşte padişahım der. Sadrazamım. İşte padişahım. Sadrazamım. Ay işte sadrazamım. Allah söyletti oğlum. Arkadaşım bakıp haçı görsene. Ne? Demek, demek bu, sen ha? Casussun ha? Demek sen casussun ha? Neydi senin ismin? Hıcırt mıydı? Jillian'dı. Şimdi ne oldu peki? Hala Jillian. Demek casussun ha? İçin bize böyle bir şey yaptın. Yapmam gerekiyordu. Kral beni öldürecek yoksa. Ablacığım nereden konuşuyorsun? Ben seni anlamıyorum. Ben, bana bakmıyor ki. Neyse kadına. Kızı yakaladınız. Atın şeye arkadan ellerini bağladınız. Ve o sırada mehter marşı eşliğinde davullar, zurnalar, güm 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 toplarla dövdünüz kaleyi. Dövün kaleyi. Sen şehir önündesin, geminin önündesin, top elinde. Evet, geminin önündesin. Bam, güm, aldınız kaleyi, çıktın kaleye, diktin sancağı, ne? Dik sancağı. Ne ara diktin sancağı ben? Ve müjdeyi getir. Hamileyim. Ne diyeceğim müjdeyi?
Arkadaşım. Ne müjdesi bilmiyorum dön, ki ben. Dön gel padişah. Padişah gel ortaya. Padişah gel ortaya. Padişah ortaya. Şimdi müjdeyi getiriyorsunuz Mehter Marşı eşliğinde. Bütün gelin. Bunu, bütün al arkana Selahattin'i gel. Kimi alayım? Selahattin arkanda sen önde. Müjde için. Öyle değil. Arkadan geliyor çocuk. Mehter şeyle adımıyla gelin. Saçma bir şey oldu ya. Biz ne yaptık ki seferde? Arkadaşım yürüyorsun Mehter hocam, adımıyla. Hocam kılıca dikkat et aman. Evet. Mehter adımıyla gelirsiniz. Saçmalıktan vakit kaybetmişsiniz zaten. Padişah müjdeyi verirsiniz. Yemiyorsun ki bir yere. Ver padişah müjdeyi. Padişahım dur bir eteğini öpeyim de arıza çıkmasın. Selahattin uyuma. Selahattin uyuma. Hocam aman kılıca dikkat. Ağlayarak evet. Anlatırsın olanları. Konstantinopol'ü alamadık. Aldın salak. Aldım. Sancağı Konstantinopolis'e diktik efendim. Sancağı diktim oraya. Ya inanılır gibi değil ya. Oraya hemen bir padişah, tane... Padişah kaldır ellerini. Ne açacağım söyleyeyim mi oraya? Arkadaşım sus. Padişah yap konuşmanı. Aferin lan. Gelin öne. Özür dileyin herkesten. Niye? Bizim gibi geri zekalılar İstanbul'u alamaz. Alan almış de. Alan almış çoktan. Ver selamını. Ben ne yapayım? Ben sizin ki ya. Evet, herkesi ya, yolla sahneden. Evet evet. Sağ ol. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol. Kendinize iyi bakın.